Oyun oynamayı seven popülasyon bir aile fazla Türkiye'de. Birçok etmen ya da kendi isteklerinden dolayı insanlar kendilerini oyunlar ile yoğunlaştırmak isteyebiliyor. Türkiye'de internet kafe kültürünün olmasından dolayı insanların aklına bilgisayar toplamak geliyor. Sonuçta hani ne kadar olabilir ki? Gideceksin, alacaksın ve oynayacaksın. Ama işte asıl sıkıntı alacaksın kısmında başlıyor. Parçaların hepsi yurt dışından geldiği için güncel deviz kurundan kaynaklı 13.70 ile çarpılıyor. Aynen öyle. Yani 500 dolarlık bir ekran kartı en basit tabiriyle düz vergisiz 6850 lira. E, hal böyle olunca başka alternatifler üzerinden araştırmalar yapılıyor ve seri ses konsolu ilk karşılarına çıkan cihaz oluyor. Diğer alternatiflere göre ucuz diyebileceğimiz fiyatı ile bayağı bir düşündürtüyor. Görünüşte tatlı, hoş, ufak tefek böyle şirin bir şey. O zaman başlayalım anlatmaya. Xbox'ın yeni nesil serüveninin fiyat performans parçasını oluşturuyor bu canavar. Neden canavar dediğimi şöyle ifade edeyim. Eski nesil konsollar 30 FPS odaklıydı. Yani tabii ki bazı istisnalar vardı ama an olarak oyunlar 30 FPS şeklinde deneyimleniyordu. Yeni nesille beraber bu 30 FPS olayı haklı olarak artık oyuncuların büyük çoğunluğunu sıkmaya başladı. Xbox bu konuda atraksiyon alıp bazı geliştirmeler yaptı. İlk olarak depolama için SSD'yi tercih etti. Oyunların daha az yüklenmesi, daha az işlenmesi oyuncunun aldığı verimi arttırdı. İkinci olarak işlemci açısından çok güçlü bir işlemci tercih yapıldı ki zaten canavar yapan kısım burası. 8 çekirdekli 3.6 cihaz çalışan bir işlemci. Böyle bir işlemciyi bilgisayar almak istediğinizde vereceğiniz paranın hesabı yok. hem bu arada sadece işlemciden bahsediyorum. Bu müthiş işlemci sayesinde ekran kartı ABC Series X'e göre 3 kat daha zayıf olsa da ana amacı olan 60 FPS 1080p için gayet yeterli. Ki bunu da yeni çıkan veyahut yeni nesil update alan birçok oyunda gördük. Oyundan bahsetmişken oyun fiyatlarını dert ediyor olabilirsiniz. O konuda da herkesin adını duyduğu Game Pass olayı var. Aylık 45 lira gibi bir ücrete ki bu arada yorumlar kısmında bir yıllık ucuza Game Pass yöntemini nasıl yapıldığını sabitledim. Bakabilirsiniz. Game Pass olayına devam edersek de genel olarak güzel oyunları içeren, zaman geçirmenize yardımcı olabilecek oyunlar mevcut. Tabii ki içindeki oyunların hepsi RDR2 ya da bir God of War değil. Ama size etiketlendikleri alanda güzel deneyimler sunacak oyunlar. Ha bir de şu var yani gerçek hayatınızda R2'de çıkıp God of War oynuyorsunuz. God of War'dan çıkıp Lost of mı oynuyorsunuz hep? Yani elbette bir yerde bitecek. Öyle bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Alt işte üst oyun. Amaç vakit geçirip kafa dağıtmak. Son olarak depolamasından da bahsetmek istiyorum. 500 GB'lik depolaması çok eleştirildi. durum şöyle. Eğer benim gibi daha çok single player oyun deneyimliyorsanız sıkıntı olmaz. Yani sonuçta oyun bittikten sonra silebilirsiniz. Eğer Fortnite, Warzone gibi oyunlarıyla haşırlaşırsanız 3 ya da 4 oyun aynı anda konsolda bulundurabilirsiniz. Dinimde size konsoldan bahsettim. Bu sıralar artan fiyatlardan dolayı bilgisayardan Xbox konsoluna dönen arkadaşlara ya da direkt olarak serisi almaya planlanan arkadaşlara umuyorum yardımcı olmuşumdur. Sevgiler, saygılar, kalın sağlıcakla.